Herkese merhabalar. Nereye Sultan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar çok ama çok beğeneceğiniz, zaten herkesin bence seviyordur bu kurabiyeyi, brownie kurabiye yapacağım. Tam tutan bir tarif. Ben biraz kıvamını çok aşırı akışkan olarak değil de biraz daha normal tuttuğum zaman daha çok seviyoruz biz. Bunun püf noktalarını da vereceğim, ne yapmanız gerektiğini. Veya isterseniz iki şekilde deneyip hangisini sizin damak tadınıza uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Malzeme listesini sayıyorum. 200 gram çikolata. Ben yarısını, sütlü yarısını bitter kullandım. 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 125 gram margarin veya tereyağı, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı damla çikolata koyacağım, 1 çay bardağı badem, ceviz veya fındık, fıstık ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ben bu defa cevizli yapacağım. Genellikle badem veya fındıklı yapıyorum. Bir tutam kadar tuz atacağım ve 1,5 su bardağı un kullanacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce çikolataların içerisine margarini koyuyorum. İster ben Mario usulü eritim, ister mikrodalgada eritim. Ben mikrodalgada eriteceğim. 2 yumurtayı kabıma kırdım. Ve 1 su bardağı şekeri içine alıyorum. Ve şöyle güzelce çırpıyorum. Bir tutam kadar içerisine tuz koydum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra kenara aldım şöyle. Ve şimdi yumurta ve şekerin içerisine çikolatayı döküyorum. Karıştırarak. Aslında ben genellikle 1 su bardağı şekerin yarısını esmer şeker, yarısını beyaz şeker olarak kullanıyorum. Esmer şekerin biraz pekmezimsi ve nemli aroması daha çok hoşuma gidiyor. Bu defa bu şekilde yaptım. Öyle de kullanabilirsiniz. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu, kakaoyu da ilave ediyorum. Ve arkadaşlar 1,5 su bardağı unu ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra cevizimi ilave ediyorum ve damla çikolatayı. Şöyle bir sıkma poşetine koydum arkadaşlar. İsterseniz kaşıkla da, iki tane kaşıkla da yerleştirebilirsiniz. Ben sıkma poşetiyle sıkacağım. Toplamda 23 tane çıktı. Şöyle biraz su aldım ve üzerlerini elimi ıslatarak düzeltiyorum. Bunlar yayılacaklar zaten birazdan. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum ve tam 12 dakika tutacağım arkadaşlar. Benim istediğim kıvamda olmasını sağlayan 12 dakika tutmam. Biraz daha akışkan bir kıvam istiyorsanız eğer 10 veya 11 dakika tuttuğunuz zaman sizin istediğiniz şekilde olacaktır. Ben 12 dakika tutuyorum tam. Şimdi fırına veriyorum. Ve arkadaşlar kurabiyelerim çıktı fırından. Bir 10 dakika kadar durdu. Dokusunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi harika. Hafif nemli. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Eğer ki biraz daha akışkan isterseniz bunu 10 dakika kadar tutabilirsiniz. 10-11 dakikada büyük ihtimalle istediğiniz kıvamda olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.